Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kara, Kara suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil olur. Kureyş suresinden hemen sonra Allah Teala bu sureyi Efendimiz Aleyhisselam'a inzal eder. Kureyş suresinde Allah azze ve celle Mekkelileri felyamudu rabbe hadzal beyti allazi at'amahum min ju'in ve amanahum min khauf. Yani onları doyuran, açlıklarını gideren, onlara emniyet veren o beytin sahibine ibadete davet ediyor. Felyamudu rabbe hadzal beyt. Bu beytin sahibine ibadet etsinler. Bu kadar nimetin sahibi Allah Azze ve Celle'ye kulluk vazifelerini onlar ifa etsinler. Eğer bu noktada problemleri varsa, küfür hallerine, şirk hallerine devam edeceklerse, El-Kari'atu mel ah. Kıyametten onlara bahsediyor. Hemen sonrasında bu sureyi inzal ediyor. Yüreklere kıyamet aşısı yapıyor. O toplumda bir nesil inşa edecek. Sahabeyi oradan çıkaracak. Yüreklerine, kıyamet aşısı yapıyor. Bir tarafta nimet var. Mekke'ye verilen nimetler var. Diğer tarafta ise Kara suresinde nikmet var. Eğer siz Allah Teala'ya karşı nankör olma halini sürdürürseniz innel insane li ile kenut. o ihanet haliniz, nankörlük haliniz devam ederse bunun sonunda bir hesap var. O hesapta burada yaptıklarınızı yapmanız gerekirken terk ettiklerinizi soracak ve onların hesabını vereceksiniz önceki sureyle adiya suresiyle münasebeti ise inna rabbahum bihim yevme la khabir yani o kıyamet gününde Allah azze ve celle onların Rabbi Onların her şeyinden haberdardır. Sürekli haberdardır ama kıyamet günü bir de hesap var. Yani onlara bunun karşılığını azap olarak ya da mükafat olarak verecektir. Peki bu ne zaman olacak? Ne zaman başlayacak? El-Kariatu'l-Kari'a. İşte bu Kari'a anında başlayacak. Peki nedir bu kari'a? Allah Teala neden bu sureye kıyameti anlatırken el kari'a diye başlıyor? El kari'a el ve ma edra kemel el Burada üç tane ayet var. El kari'a aslında entadribe ev entakra'a sulben şey'en Bisul bin şeyin, sert bir şeyle bir şeye vurmak vuruyorsunuz ve oradan dehşetli bir ses sıkıyor. Peki Allah Teala kıyameti anlatırken herkesin bilmiş olduğu böyle bir ameliyeyi mi kastediyor? Yani entakra şey, en sul bir şeyin sulbin sert bir şeye sert bir şeyle vuruyorsunuz ve bir ses sıkıyor. İnsanlar bunu biliyor. Böyle bir hadise mi? Hayır. Öyle bir hadise değil. Eğer öyle bir hadise olsaydı o zaman Melkari'a ve devamında "Ume adra kemel kari'a" buyurmayacaktı. Bir saraydan bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki "El kasru, mel kasru veme adra kemel kasru." Yani kasır diyorsunuz. O nedir o kasır? Ne sana o kasır ne olduğunu bildirebilir ki anlayamazsın? idrak seviyen buna yetişmez buna ulaşamazsın erişemezsin yani senin bir takım anlama usulün var esasın var anlama melekelerin var fakat o melekelerle o sarayın ne olduğunu anlayamazsın el kasru mel kasru cennetteki köşklerden bahsediyorsunuz altından nehirler ırmaklar akıyor baldan nehirler sütten nehirler var elinizi uzatıyorsunuz cennet nimetlerine ulaşıyorsunuz. Öyle bir ortam var. Peki siz bunu ne kadar anlatabilirsiniz? Ne kadar ifade izah edebilirsiniz? Yani böyle bir cümle kurduğunuz zaman karşıdakilerine diyorsunuz ki Evet ben bir saraydan bahsediyorum. Sen de sarayları biliyorsun. Fakat bu bildiğin saraylardan değil. Sadece isim noktasında bir benzerlik var. O halde El-Kariatu'l-Kari'ah ve ma edrakel-Kari'ah. Fennema hiye vahide bir ses var, bir sayha var. Fakat nasıl bir sayha olacak? وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Yani o bir sayhada her şey ölecek. وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ İlk sura üflendiği zaman yeryüzünde neler varsa Allah Teala'nın murad ettikleri dışında onlar ölecekler. İkinci defa sura üflenecek. O zaman neler varsa onlar da dirilecekler. Hesaba, haşre, neşe gidecekler. İşte o ilk sura üflenme hali el kariatu Yani bir şey bir şeye vuruyor. Oradan dehşetli bir ses geliyor. Uçak gidiyor uçağın gidişi var. Giderken normal uçaklar var, yolcu uçakları var, bir de jetler var. Jetler ne kadar alçaktan gider, ne kadar hızlı giderse ses duvarlarını yarıyorlar, o kadar dehşetli ses geliyor. Peki çocuklar o sesleri o anda tanık olsalar oldukları yerde ayaklarında derman kalmaz oldukları yere yığılırlar, yıkılırlar. Peki onun çok daha ötesinde bir hadise var. El kari'atu mel kari'a. Ve beşşiril lezine amenu ve amilu salihati enne lehum cennatin tecrimin tahtihel enhar. Küllemâ rüzikû minhâ min semeratin rizkan. Allah Azze ve Celle o cennetten bahsediyor bize. Kullama ruziku minha min semeratir rizkan kalu hadal ladzi ruzikna min qablu ve utu bihi Yani ehli cennete cennet nimetleri takdim edilecek. Diyecekler ki bize bu önceden verilmişti. Allah Teala da ve utu bihi Onlara onun benzeri verilmişti. Cennetteki hiçbir nimet Dünyadakine benzemez. Sadece 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 isim olarak benzer, ad olarak benzer ama aynı tada, aynı lezzete asla sahip değiller. Oradakini buraya kıyas edemeyiz. Nimeti nasıl kıyas edemiyorsak nikmeti de kıyas edemeyiz. Oranın sesini, kıyametin sesini dünyadaki bir sese kıyas edemeyiz. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Peygamber aleyhissalatu vesselam cenneti, cennette olanları, nimetleri ifade ederken, Onları kıymetlendirirken buyuruyorlar ki mala aynun raat hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir kalbe gelmedi. Yani orada neler vardı? Hiçbir kalp onları düşünmedi, tahayyül etmedi. Bir gördüğünüz alan var, işittiğiniz alan var, bir de kalbiniz var, idrakiniz, hava hatırlar var, hayalleriniz var. İşte kıyamet neyi nereden değerlendirirseniz değerlendirin. Hangi zaviyeden bakarsanız bakın. Bütün bunların ötesinde, bütün bunların üzerine bir hadise var. Yani Cenab-ı burada El-Kari'atü mel-Kari'a ve ma edra kemel kari'a derken normal bir hadiseden bahsetmiyor. Bir şey bir şey vuruyorsunuz bir ses sıkıyor. Lugat anlamı itibariyle onu kastetmiyor. Murat başka. Fevkalade bir hadise var. Ondan bahsediyor. Öyle bir hadise ki El-Kari'atu Yani o bir şey bir şeye vurunca çıkan o dehşetli ses insana geldiğinde insana gelecek Limenil mulkul yevm Lillahil vahidil kahar O zaman sorulacak bu mülk kimin, bu saltanat kimin? İnsan dermansız kalacak, cevap veremeyecek. Yine cevabı Allah Azze ve Celle verecek. Lillahil vahidil kahhar. Her şeye kahhar olan, gücü yeten Allah Azze ve Celle'nin. Kalu ya veylena, men ba'sena min merkadina hâza ma va'dar rahman. Ma va'dar rahman ve sadakal mursalun. Veyl olsun bize diyecek insanlar. Yani el-kari'a. O dehşetli ses, insana vuracak, insan kabrinden kalkacak. Kabirlerden kalkacaklar, hesaba gidecekler. O zaman diyecekler ki, Kalu ya veylena, veyl olsun bize, yuh olsun bize, ey helak'' diyecekler. ''Senin vaktindir şimdi'' diyecekler. Ya da ''İzeşşemsu kuvvirat'' ''Güneşe vuracak o ses, güneş dürülecek'' O görmüş olduğunuz alemdeki en büyük varlık ona vuracak. El-Kari'a Öyle dehşetli bir ses ki demirin demire vurmasına benzemez. Kapıya demirle vurmaya benzemez. İnsanın demir yumrukla demir duvara vurmasına benzemez. El-Kari'a. O ses olduğu zaman o ses duvarlarını yarmasını düşünün. Füzelerin çıkardığı ses. Onun çok daha üzerinde. İşte güneş şimdi o sesin dehşetiyle dürülüyor. İde sema un fatarat el kariya. O ses semaya vuruyor. Sema yarılıyor. İde sema un fatarat. Ve ide el ki bun tesarat. Yıldızlara vuruyor ses ve yıldızlar dağılıyorlar. İde sema un şakat. Ve edinet li Rabbiha ve hukat. Yarıldı sema. Allah Teala'nın emrine bütün varlığıyla sema ittiba etti, teslim oldu. Alemde neler varsa ses oraya gidiyor. Kella, İza dukketil ardu dekken dekka yere vuruyor o yer paramparça oluyor dağlara vuruyor dağlar vataral cibale tahsabuha camidatan ve hi tamurru marra dağlar o dağlar bile dönmeye başladılar bulutlar gibi onlar da dönüyorlar ve sonra toz haline gelecekler el kariatu bir ses var alemde ne varsa onlara vuracak onlara ulaşacak bir ses. Ve o ses vurunca Allah Teala'nın kainatta kanunları vardı, kuralları vardı. Artık o kurallar değişmiştir. Kanunlar değişmiştir. Güneş doğmayacak. Ayı bir daha dünya görmeyecek. Dağlar olmayacak. Denizler olmayacak. Kabaracaklar. Dağlar olduğu yerde yürüyecekler. Yani bütün bunlar e, ne zaman olacak? El-Kari'a, Es-Sâha, Et-Tâm, El-Hâka. Yani sese baktığınız zaman o kelimelerin, harflerin seçilmesinde kıyametin o dehşetini görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Fakat ne kadar yaşarsanız yaşayın, ne kadar idrak etmeye çalışırsanız çalışın bir yere kadar geliyorsunuz. Yani ''İdrak-ı meali o küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.'' diyor Ziya Paşa. Yani sizin bir aklınız var, o akıl bir takım şeyleri anlıyor. Fakat bir yere kadar anlıyor, oradan öteye geçemiyor. Aklın bir sidre-i müntahası var. Peygamber aleyhissalatu vesselamın aklının da bir sidre-i müntahası var onun ötesine Peygamber Aleyhisselam'la geçmiyor. Kur'an hakim ona ve ma edra kemel kariya. Yani sana ne bildirecek ki? Nereden bileceksin? Ancak sana özelliklerinden, mahiyetine dair bir takım sıfatlardan, vasıflardan bahsederiz. Ey peygamber işte sen de o kadar anlayabilirsin. Denizde vasıtalar, havada vasıtalar, karada vasıtalar var. Yani bu araba karada çok iyi gidiyor diye onu denize soktuğunuz anda ölürsünüz. Suyun altında kalırsınız. Yani bu karada çok hızlı gidiyor. Hadi bununla dağdan uçalım derseniz yere vurursunuz. Karadaki vasıtayla denizde gidemiyorsunuz. Havadakiyle de yerde yürüyemiyorsunuz. Onun içinde sizi bir yerden başka bir yere nakletmiyor. Havanın kuralı ayrı, yerin ayrı. Denizin kuralı ayrı. Birindeki kural birindeki vasıta diğerinde kullanılmıyor. Aklın bir dünyası var. Akıl fizik aleminde sultan. Ama bir de ruhun dünyası var. Metafizik alem var. İşte orada kalp sultan. Akılla bir yere kadar gelebilirsiniz. Orada duruyorsunuz. İşte şimdi akıl burada duruyor. Fakat siz sadece şu kadarını biliyorsunuz. Demir bir aletle demir bir kapıya vurduğunuz zaman dehşetli bir ses çıkar. İşte bütün bunların ötesinde gördüğünüz, duyduğunuz, hayal ettiğiniz bir alem var. Alemler var. Bütün bunların ötesine gelin. El-Kari'a. O her şeye vuran o dehşetli ses. Mel-Kari'a. Nedir o? Aslında ilkinde bir müphemlik var. Kapallık hali el karıa insan merak ediyor nedir bu mahiye demesi gerekirdi ama mel karıa diyor yani zamir getirmesi gereken yerde zahir o ismi bir daha getiriyor peki neden getiriyor bir tehvil var korku veriyor o korkuyu anlatacak kelimeyi ikinci defa tekrar ederek mel karıa yani hayalinizin çok ötesinde bir hadise peki peygambere dönüyor altıncı hassesiyle vahye muhatap olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a. Yani dağ düşünün, dağın tepesinde birisi var. Dağın öte tarafını görme imkanınız yok. İhtimal dahilinde değil. Dağın tepesindeki dağın öte taraflarını size anlatıyor. Anlattıklarına inanıyorsunuz ya da inanmıyorsunuz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, Allah'la bizim aramızda vasıta. Peygamber aleyhisselam altıncı hassesiyle kalbi Kur'an hakime vahye muhatap oluyor. Alıyor ve bize aktarıyor. Şimdi o peygamber de burada duruyor işte. O kıyameti anlamanın sadece alamet faslında peygamber var. Alametlerinden bahsediyor. Ama mahiyetini anlamada peygamber aleyhisselatu vesselam o da duruyor. وَمَا أَدْرَا كَمَ الْقَارِعَةِ Ey şeyin alemek sana ne bildirecek ki bunun hakikatini nasıl anlayacaksın ki işte sen burada dur buradan ötede akıl gitmez buradan öteye aşk gider buradan öteyi insan vahyin izlerini takip ederse ancak yürüyebilir metafizik solukları alabilmek için peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba etme teslim olma önünde diz çökmeden başka insan yapacak bir ameliyesi yoktur. El kari'atu mel kari'a ve ma edra kemel Peki sonrasında neler olacak? Mahiyetini biz anlayamayız. Bilemeyiz. Mahiyetine dair konuşmayacak. O an neler olacak? Onların ikisinden bahsedecek. Yevme Yaku'nun nasu kel farashil mabthus. Hani insanlar var. Yani mağrur olan adamlar var, bir olan adamlar var. Yevme yekunun nas o bütün insanlar. Allah Teala'nın Tin suresinde ifade buyurduğu dördüncü ayetinde lekad halaknal insane fi ahsen takvim. En mükemmel surette şekilde yaratmış olduğu o insan. Yevme yekunun nasu. Bu insan olacak kel farashil mabthus sağ sola yayılan dağılan kelebekler gibi olacak kelebeğe benzetiyor hani güçlüydün saraylardaydın dünyaya emir verirdin hüküm ferma ederdin Allah Teala'nın emirlerini duyduğun zaman semi'na ve asayna demiştin işittik ve isyan ediyoruz demiştin İşte ey adam yevme yekunun nasu kel farashil mabthus Allah Teala hesaba çağırıyor. Kabirden kalkıyorlar. Kalu men ile min bahsetmem. İmmerkadine, Rahman. O ses insana vurdu. İnsana vurunca ses insan bedenine, şekline, suretine kavuştu. Şimdi kabirden kalkıyor. Rabbine gidiyor. Kelebekler nasıl dağılırlar ve sonra ateşe giderler, helaka giderler. İnsan da büyük emanete muhatap olmuştu dünyada. İnna arazn al emanete ala semawati vel ardı vel cibal fa abayna an yahmilnaha ve eshaqna minha ve hamalahal insan. İnsan o en ağır yükü almıştı dağlar al almaktan imtina ettiler. İnna aradna el emanete ala semawati vel ardı vel cibal fa abeyna yahmilnaha ve minha ve insan. Da deniz bayır. Onlar alamadılar, yer alamadı, insan aldı. Şimdi o adam emaneti ihanet etti. Allah'a ihanet etti. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın muazzez yoluna ihanet etti güçlüydü kuvvetliydi etrafında adamlar vardı onlarla mağrur oluyordu ben falan yerde gelen müdürüm diyordu ben bakanım diyordu ben sultanım ben kralım diyordu ben başkanım diyordu bu adam şimdi onlar yavma yekunun nas o insanlar kel farashil öteye beriye dağılan kelebekler gibi olacaklar. Kelebek sonunda ateşe gider, helak olmaya gider. Eğer onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın buyruklarını duydular, işittik ve isyan ettik dedilerse o kelebekler gibi cehennemde yanmaya gidiyorlar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهْنِ الْمَنْفُوشُ Ve dağlar var. Baktığınız zaman o vakarlı duruşlarıyla size azamet veren dağlar dünyada görüyorsunuz o dağları fakat şimdi o dağlar onlar da yerlerinden sökülmüşler onlar da gidiyorlar onlar da yürüyorlar bir güç bir kuvvet o dağları yeryüzünün direkleri mesabesinde olan dağları yürütüyor ve sonra dağlar toz oluyorlar dümdüz oluyor o dağlar baktığın zaman sanki bir serap görüyorsun. Hani burada dağ vardı diyorsun. Falan dağ filan dağ. Hepsi dümdüz olmuşlar. Ve tekûnul cibâlu. O dağlar olacaklar. Kel ihn. renkli yün. Hayvandan koyundan kesilen yün. Kel ihnil menfuş. Menfuş. Yani hallaç pamuğu gibi savrulmuş yün gibi o dağları böyle toz olmuşlar havada uçuşurken göreceksiniz. Şimdi kıyamete dair iki manzara getirecek, iki tablo getirecek, iki sahne getirecek. Peki ne olacak ondan sonra? İnsanlar mahşere gidecekler. Mahşerde mizan var, mahşerde hesap var, sırat var. Tabi onlardan farklı surelerde, farklı ayetlerde bahsediyor. Burada mizandan bahsedecek. İnsan hesaba gidecek. Hani Kureyş suresinden sonra nazil olmuştu. Allah Teala onları bu beytin sahibine ibadet etsinler buyurmuştu. Eğer etmedilerse, müşrikseler, kafirseler, hep Allah'a isyan ettilerse, yetim malı yedilerse ya da itaat ettilerse, semi'na ve atana dedilerse, Allah'ın buyruklarına ram oldularsa, Orada teraziler var. O terazilerde amellerini görecekler. Feemmen sekulet mevazinu. Feamma men o kişiye gelince sekulet mevazinu. Onun mizanları ağır oldu. Yani Allah Teala'nın katında mizanlar var. Neden mizan demiyor da mevazin diyor? Mevazinu. Mizanları diyor. Mizan kelimesinin çoğulu ya da mevzunun çoğulu. Annenizle, babanızla sizin muameleniz var. Onun mizanı ayrı. O ayrı bir yerde tartılacak. Çocuğunuzu terbiye ediyorsunuz. Onun mizanı ayrı. Kızına tesettürü anlattın mı? Fatıma'yı, Zeynep'i, Meryem'i anlattın mı? Nasıl olacaktı? İffetine nasıl sahip çıkacaktı? Ona ne kadar anlattın? Ne kadar onun imanıyla, hakikatiyle, İslamiyetiyle alakadar oldun? o ayrı bir mizanda, ticaretin ayrı bir mizanda, ümmetin derdiyle ne kadar alakadar oldun, o ayrı bir mizanda, gözünün ameli ayrı mizanda, kulağının ameli ayrı bir mizanda, elin ameli ayrı bir mizanda, yazdıkların ayrı bir mizan, konuştukların ayrı bir mizanda, herkesin farklı mizanları olacak. Doktorun mizanı farklı, avukatın ki, çiftçinin ki sokakları, te, te, sokakları temizleyenin ki her birerinin mizana ayrı olacak. Doktorun mizanı onu tartarken, amelin tartarken acaba bu doktor hastaları tedavi etmek iyi yapmak şifaya vesile olmak için mi onları muayene ediyor yoksa daha fazla para kazanmak için mi onları muayene ediyordu. Onlarla münasebeti nasıl? ya da orada bir marangoz var. Sana düşük kalitedeki bir ağaçtan çerçeve yaptı. Onu yüksek kaliteli bir ağaç olarak mı göstermişti? Ya da orada bir tezgahtar var. Sana kusurlu bir malı sağlam bir mal olarak mı satmıştı? Bütün bunların ayrı terazileri var. Fe emma men fekulet mevazinu. Orada mizanları ağır olanlar. Orada ağır olanlar Dünyada hafif olabilirler Allah Teala'nın katında onun huzurunda mizanları terazileri amelleri ağır olanlara gelince yani ehli cennete gelince dünyada onlar Belki örtülerinden, başörtülerinden, çarşaflarından, Allah Resulü Aleyhisselam'a ittiba edişlerinden, sarıklarından, İmam Hatip'te öğrenci olduklarından, ribatta oluşlarından, mücahidliklerinden, Allah yolunda cihad edişlerinden dolayı aşağılanmışlardı. Dünya mizanda baktığınız zaman onların amelleri, edişleri, oluşları, erişleri bir kıymet ifade etmiyordu. Ama şimdi... İnsanlar bakacaklar görecekler ki onların amelleri doldurmuş terazileri hayır tarafları dibe vurmuş fe emma men sakulat mavazinuhu iza waqati'at ilwaqi'a leysa liwaqi'atiha kadibe khafidatur rafi'a o kıyamet kimini yerin dibine vuracak kimini kaldıracak bilali kaldıracak Ammar'ı kaldıracak, Sümeyye'yi yükseltecek, Ebu Cehilleri, Ebu Lehepleri yerin dibine geçirecek. Allah'ın mizanı dünyada farklı, ahirette farklı. İza vakatil vakia, leysa li vakatiha kadibe, khafizatur Görüyorsunuz işte. Ahiretteki mizanları görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim gözümüzün önünde o tabloları açıyor. Buradan bak, buradan hadiseyi gör, Buradan mutala et buyuruyor. فَهُوَ fi عِيْشَةِ O mizanı, ameli, hasenatı, sevabı, ecri ağır olanlar. Yani ehli cennet olanlar. Bu adam فَهُوَ fi Öyle bir hayatın, yaşamın içinde olacak ki radiyetin Razı olan bir hayat. Esasında مَرْضِيَ olmalı. Yani فَهُوَ fi mardiyetin ya da faw fi aysetin mardiyin anha peki neden ismin faili olarak getirdi hakiki anlamda alırsak o zaman mana şu cennet seni özlüyor orada Allah Teala'nın senin için yaratmış olduğu makamlar var cennette makamlar var faw o mizanda amelleri ağır olanlar fi aysetin öyle bir hayatın içinde ki radıya. Hayat ondan razı. Hayat onu bekliyordu. Cennet ona muştak. Cennet onu özlüyordu. Ya da ve fi ayşetin radıya. İsmi fail, ismi meful anlamında. Merdiye. Razı olunan, hoşnut olunan bir hayatın içinde. Cennet nimetleriyle hemhal olacak. وَأَمَّا مَنْ haffet مَوَازِينُهُ Dünyada mizanları ağır olanlar vardı. Dünyada önde olanlar, plaket alanlar, madalya alanlar vardı. İslam'a sövüşünden, hakaret edişinden dolayı öne çıkarılan adamlar vardı. İslam'a olan tahkir, tezyif ve adavetinden dolayı şöhret olanlar, ünlü olanlar vardı. Belki bekliyorlar. Orada da hadi öne geç diyecekler onlara. Evet önde olacaklar fakat arkalarındaki insanları, aldattıkları kitleleri, onları cehenneme sevk ederken önde olacaklar. Wa emma men khaffat o mizanları terazileri hafif olanlara gelince. Yani burada sevap var, burada günah var. Günah dibe vurmuş. Günah dibe vurmuş. Sevapta hiçbir şey yok. Ama günah dipte orada zina var, orada isyan var, orada adavet var, orada sahillerin fotoğrafları var, sahilde yapılan şirretler var, isyanlar var, sokaklar var, orada barlar var, orada eğlence merkezleri var, orada ekranlar, orada film setleri var. Ve emma men mevazinu, mizanları hafif olanlara gelince... Fa ummuhu haviye, fe ummuhu, o kişinin annesi. Anne daraldığınızda, yorulduğunuzda ya da çocuklar dermansız kaldığında, sokakta arkadaşları tarafından hakarete maruz kaldığında koşacağı ilk yer fe ummuhu, anasıdır. Peki onlar onların anası yani ana gibi onları içine alacak yer ya da onların meskeni ebediyen kalacakları yer muhu o mizanları hafif olan kişinin anası meskeni haviye cehennemdir haviye yani böyle içine düşecek düştükçe düşecek dibini bulamayacak şu kadar zaman sonra ancak dibine ulaşacağı o kadar derin bir ateştir feummuhu haviye وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَذْغَوْ فِي الْمِيزَانَ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ Mizan. Allah Teala semayı yükseltti, yeryüzüne bir mizan koydu. Peygamberlerle nizam gönderdi. Bütün peygamberler yeryüzünde. Muhataplarına o mizana riayet etme çağrısında bulundu. Eğer insanlar o mizana ihanet ettiler, sömürdüler, alın terlerini insanların çaldılarsa, onları ortada bıraktılarsa, küresel hırsızlık yaptılarsa, o emmen kafet mevazinu. Bu ifadeyle Allah Azze ve Celle borsaya çağrıda bulunuyor. Devletlerin iktisadi müesseselerine, Devletlerin o ulusal ekonomi planlarını hazırlayanlara onlara çağrıda bulunuyor. Evet burada siz yıllık ekonomi planları hazırlıyorsunuz. 10 yıllık planlar, 20 yıllık, 100 yıllık planlar hazırlıyorsunuz. Eğer burada mazlumların, bir çarelerin, ezilenlerin, yetimlerin, dulların hakkı yoksa, onları gözetmediyseniz buradaki mizanlar var. Bir de Allah'ın mizanı var. Ve emma men khaffet Orada mizanda hüsranı uğrayanlar, mizanları hafif olanlar fe ummuhu haviye. Onun meskeni cehennem olacak. Ve ma edrake Peki nedir o mahiye yani hiye zamirini getiriyor haviye işaret var. Ve edrake yani ey şeyin alemek ey peygamber sana o haviyeyi ne bildirecek? Hani sen bile tam haviyenin ne olduğunu anlayamazsın. Cehennemin ne olduğunu sen bile aynısıyla bütün derinliğiyle idrak edemezsin. Ve edrake mahiye nedir o o sonundaki ha hussek. Peki Allah Teala o havin ne olduğunu ifade buyuruyor. Narun hamiye. Nar. Bir ateş ki hamiyetun. Dehşetli bir harareti var. Öyle bir ateş ki sanki onun dışında hiçbir yerde ateş yok. Hiçbir ateşi ona kıyas edemezsiniz. Nasıl hiçbir sesi el-kari'a'ya kıyas edemiyorsanız, nârun hamiye, Cehennemin ateşini de hiçbir ateşe kıyas edemezsiniz. Peygamber bile onu anlama makamında اَدْرَاكَ ma edra kemahiye Allah Teala'nın bu hitabına muhatap oluyor. Deseler ki size falan yerde bir kazan var. O kazanın içinde demiri eritiyorlar. Yaklaşmayın. Şu kadar yaklaşırsanız içine düşersiniz. Düşünce bir anda demiri eriten şu kadar yüksek ateş var o kazanda. Sizi de eritir, hiçbir şey kalmaz. Erirsiniz, o su haline gelirsiniz ve o demire sizi karıştırır o ateş. Sizi demire karıştırır o ateş. Yaklaşmayın derler. İnsanlar uzaklaşır. Yani o dehşetli manzarayı düşünmek bile istemez. Peki Allah azze ve celle kitabında Narun hamiye" buyuruyor. Yaklaşanlar işte onlar ahilleri ve akibetleri felaket olacak. Sonsuz bir hüsran olacak. Bir adam bize der falan yerde ateş var yaklaşma. Uzak dururuz. işte falan odada radyasyon var yaklaşma derler uzak dururuz. Allah azze ve celle cehennemden işte dehşeti şöyle olacak. Allah'ın narından uzak durun buyuruyor. İnsanlar koşuyorlarsa bunların imanlarını nasıl kıymetlendirebiliriz? Nerede anlayabiliriz? Nasıl ifade edebiliriz? Rabbena ve atina ma vaattena ala rusulike ve la tuhzina la İmam Razi bu sureyi bitirirken son bu ayeti yazar. Rabbena ey Rabbimiz ve atina ma vaattena ala rusulik Peygamberlerin vasıtasıyla bize bildirdiklerini bize ihsan et. Ver bize onları. Rabbena ve atina ma vaattena ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame. O narun hamiye o haviyenin olduğu günde cehennem günü bizi mahcup etme ya Rabbi. Bizi rezil ve rüsva eyleme ya Rabbi. men <laughs> Peygamber aleyhissalatu vesselama uyup o terazilerini amali saliha ile dolduran kullarının zümresine bizleri ilhak ile ya Rabbi. El kari'atu mel kari'a ve ma edra kemel kari'a. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bile durmuş olduğu, idrakini akıllarımızın istihap edemeyeceği, kavrayamayacağı kıyametin o dehşetini bir aşı gibi yüreğimizde taşıyıp dünyamıza ahiret boyası vurmayı bizlere ihsan eyle. Estağfurullah ve etûbü leh ve'lhamdülillahi rabbil alamin.